Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Han ırkçılığıyla ÇKP faşizmi kudurdu. Çin işgal yönetiminin bu kez Müslüman Uygur Türklerinin İslami ve Türkçe isimlerini Çince adlarıyla değiştirme uygulaması başlattığı bildirildi. Bayan Golin İli Kalite Kontrol İdaresi Sözde Uygur Başkanı Tursun Baki, kendi adını Çince Bahongwei olarak değiştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş, Doğu Türkistan'da artık bıçak kemiğe dayandı. Daha önce bazı Uygur memurlar dininden vazgeçtiklerini ilan etmişti. Şimdi ise Uygur memurlar yemin ederek ismini Çince'ye değiştiriyor. Tüm Uygurların benzeri baskılara maruz kalmasından endişeliyiz. Dünya kamuoyunu Çin'in zulmüne dur demeye çağırıyoruz dedi. Zalim Çin, Doğu Türkistan'ın kadim tarihi İyyat Camii İmamı Abdülkadir Mahtum ve dini alimlerden Muzaffer Karim ve Mehmet Emin Seyit'i 17 ile 24 yıl arasında değişen hapse mahkum etti. 26 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'da Uygurların dini özgürlüğü ve kültürü işkence altında konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta Uygurların mevcut durumu hakkında ABD'li ilgili makamlara bilgi verilmesi ve rapor sunulması ileri sürüldü. Çin'in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmek için gerekli teknolojiyi geliştirme sürecini hızlandırdığı açıklandı. Çin'in mevcut durumda biri ordu envanterinde, diğeri inşa sürecinde iki uçak gemisi bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli alüminyum folyo ithalatında vergi uygulamasına karar verdi. Bakanlık, Çinli ihracatçıların ABD'de alüminyum folyoları değerinin altında bir fiyatta sattığının belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, uzun süredir Çin'i ABD ile ticarette adil olmakla suçluyor. Fancy Bear, diğer adıyla APT-28 olarak bilinen Rus hackerların Alman Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını hedef aldığı bildirildi. Alman güvenlik birimlerinin saldırıdan Aralık ayından bu yana haberdar olduğu ve saldırının muhtemelen bir yıl boyunca sürdüğünün tahmin edildiği bildirildi.